Rahatsızlığı ve böbrek yetmezliğinde sistit rahatsızlıklarından konuşacağız. 621, 21 ve 65 nolu telefon numaralarından ulaşabilirsiniz hocamıza. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Böbrek rahatsızlıklarında ve taşında yetmezliğinde bitkisel setler mümkün müdür? Tabii. Böbrek rahatsızlıkları maalesef günümüzde hızla yoğunlaşarak, artarak çoğalmakta. Milyonlarca insan, ortalama her 10 kişiden 1 kişi böbrek idrar yolları ve böbrek mesane rahatsızlarından muzdariptir. Neden, niçin? Sebebi nedir? Yani bu kadar modern ilaç, hastane, doktor, vesaire, sağlık sektörüne milyar dolarlar harcanmasına rağmen neden insanlarda böbrek yetmezliği diye çok ağır bir rahatsızlık ortaya çıkıyor? Bizim gözlemlerimize göre böbrek yetmezliği, kronik böbrek yetmezliğine dönüşmesinin sebebi, yani basit bir nefrit, yani böbrek iltihaplanmasının tedavi edilememesi ve kronikleşmesi, ağırlaşması %98 kimyasal ilaçtan kaynaklanıyor. Antibiyotik, antihistaminik, antidepresan gibi kimyasal ilaç çok kullanılıyor ülkemizde. 2 sene önce Türkiye'de antibiyotikleri bütün kullanan ilaçlar içerisinde %16.7, yani %17'ye yakın, dünyada en çok antibiyotik kullanan milletiz. Artı onu takiben ağrı kesiciler. Herhangi biri aradığı zaman kişi veya herhangi bir rahatsızlığı olduğu zaman hemen evde ecza deposunda, ecza odasında bir şey varsa hemen alıp kullanıyor. Şu iyi gelebilir mi, bu iyi gelebilir mi? Eğer orada bulamazsa komşusundan, annesinden, babasından, dedesinden, ninesinden, ebesinden herhangi birinden bir ilaç alıp kullanıyor. Onu ya bunun yan tesiri nedir? Hocam, yan tesirini düşünmüyor, okumuyor, araştırmıyor. Haymana kaplıcalarına gitmiştim yıllar önce. Pansiyonda, otelde yer bulamadım. Pansiyonda kalıyorum 6-7 yaşlı amcayla. O zaman ben gençtim tabii, şimdi yaşlı diyorum onlara. Şimdi vatandaş dedi ki dur hapımı alayım dedi. Elini buraya attı. O bu tansiyon dedi, geri koydu. Bu öbür cebine attı. Bu böbrek dedi. Öbür cebine attı karaciğer. Bu cebine attı romatizma. Sonra sinirlendi dedi. Ya dur şunları hep çıkarayım dedi. Çıkardı hapları, masanın üstüne koydu. Böyle baktık, dedik ki ne bu? Ayaklı eczane gibisin maşallah dedik. Ya hiç sormayın dedi. Çok uzun hikaye. Anlat dedik, zaten işimiz gücümüz yok. Hikaye anlat da dinleyelim. Ne oldu? Neden böyle ayaklı eczane oldunuz dedim. Dedi ki 20 yıl önce böbreklerimi üşütmüştüm. Bir ilaç kullandım, karaciğerime zarar verdi. Onun için bir ilaç kullandım, mideme zarar verdi. Onun için bir ilaç kullandım, kalbime zarar verdi. Onun için bir ilaç kullandım, kolesterol vesaire, bütün değerlerim bozuldu dedi. Bir de romatizma çıktı, şu oldu, bu oldu. Şimdi dedi her çeşit ilaç taşıyorum. Hangisinden rahatsız olursam o andan yutuyorum dedi. 20 yıldır hasta. Servetini kaybetmiş sağlığı için. Zenginken fakir olmuş. Ailesi, çocukları artık bıkmış, usanmış. Ailesi bırakmış, terk etmiş. Çocukları ilgilenmez olmuş. Adamcağız ortada kalmış. Çok önemlidir. Basit rahatsızlıklar. Kronik böbrek iltihaplanması. Mesela ben de böbrek iltihaplanması geçirdim. 2 ay askerlik yapmıştım Burdur'da. Havalar birdenbire Burdur'da bir soğudu. 2 ay askerlik yaparken. Sonra Almanya'ya döndüm. Böbreğim ağrıyor böyle. Sırtım böyle. Dün doktora gittim, urolojiye. Doktora dedim ki böbreklerim ağrıyor, bana bir ilaç yazın. 30 yıl önce. Doktor dedi ki olmaz. Ne olacak dedim. Kan tahlili, idrar tahlili, şu tahlil, bu tahlil. Tahlil sonuçları gelince yazarım. Kaç gün? 15 gün. 15 güne ben ölürüm dedim. Zaten duramıyorum ayakta. Çalışamam, perişan olurum. Hayatımı kayar. Yok dedi, yapacak bir şey yok. 15 gün bekleyeceksin. İyi dedim. İndim, gittim eczaneye. Altınbaşak otu, ısırgan otu, at kuyruğu kökü, ayrık kökü, ardış tohumu, 6-7 çeşit bitki aldım. Onlar da eczanede hazırlarlar. Her türlü bitki var orada. Türkiye gibi değil. Eczanede satılır bitkiler. Eczanelerde, Almanya'da. Eczanede bitkiler ve bitkisel ürünler. Hepsi eczanede satılır. Türkiye gibi değil. Dünyanın hemen her ülkesinde bitkiler, şifalı bitkiler eczanede satılır. Türkiye hariç. Türkiye'de de bu konuda yavaş yavaş ilerleme var. 50 yıl geriden gidiyoruz, dünyayı takip ediyoruz bu konuda. 50 yıl, belki 60 yıl. 2 gün yapmış olduğum özel Karaş'ın çayı içtim. Hiçbir şeyim kalmadı. Unuttum. Bitti gitti. Sonra baktım ki benim bir randevum varmış. Doktora gideyim bakayım dedim. Gittim. Baktı, inceledi. Dedi ki sizde dedi böbrek yetmezliği varmış. Böbrek iltihaplanması var. Akut nefrit. Ne olacak dedim. Şunu kullanın. Gerek kalmadı dedim. Niye? Ben dedim tedavi ettim. Nasıl? İşte şu bitkilerle. Olur mu? Neden olmuyordum? Rizikolu. Ne rizikolu dedim. Riziko nerede? Bunlar klinik araştırmalarla belgelenmiş. Belge